Sporx. Burak Elmas. Buradayız, görevimizin başındayız. Burak Elmas'ın açıklamaları. Burak Elmas, Sarı Kırmızılı Kulübün 12 Ocak'ta yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Ocak ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Resim pek öyle olmuyor. Biz aday olurken, bu arzuyla ortaya çıktık. Fakat resim pek öyle olmuyor. Bu ateşten gömleği giymeye herkes sırada değil, bunu kabul etmek gerekir. Bugün benim yerimde kim olsa bu zorlukları yaşayacaktı. Bunun için herkes sırada değil. Bu gerçeği ortaya koymak lazım. Ben ve diğer aday arkadaşlar bu zor dönemde Galatasaray'a çözüm üretmek için aday olduk. Genel kurulumuzun teveccühüyle yönetim kurulumla seçildik. Sonra da tüm Galatasaraylıları sorunları çözme iradesi göstermeye davet ettik. Böyle bir irademiz var. Kar topu gibi büyüttüğümüz aslında hepimizin Galatasaray'a bir şey olmaz diyerek kartopu gibi büyüttüğümüz ve bugün içinden nasıl çıkacağımızı tartıştığımız finansal durum Galatasaraylıların birlikte ancak çıkabileceği bir durum. Bir yönetim kurulu kim olursa olsun, kaç yılı olursa olsun bu durumdan tek başına çıkamaz. Camianın bütün dinamiklerinin bir araya gelmesi lazım. Fakat camiamızda son senelerde oluşmuş bir alışkanlık var. Konular ve çözümler üzerinden değil, kişilere zarar vererek veya onları ortadan kaldırarak sorunları çözdüğümüzü öngörüyoruz. Fakat kişiler gelip geçiyor ama Galatasaray'ın sorunları çözümsüz olarak devam ediyor ve her geçen gün büyüyor. Yönetim kurulu olarak çözüm önerilerine her zaman masamız açık. Herkesin görüşünün olduğu bir yer. Transferle ilgili herkesin kendi görüşü olabilir. Biliyorsunuz genelde spor herkesin çok bilgili ve kendi görüşünün olduğu bir yer sonuçlarını da ancak sahada oyuncuların performansıyla değerlendireceğiz. Umarım bundan sonraki performansımızla da farklı bir görüş oluşur, değerlendirmesinde bulundu. Görevimizin başındayız. Galatasaray'ın özellikle bu döneminde yönetim kurulunda çalışmak çok kolay değil. Bazı arkadaşlarımızın çalışırken görüşleri, fikirleri farklı olabilir. Buna saygı duymak lazım ve ayrılırken de düzgün ayrılmak lazım. Biz buradayız, görevimizin başındayız. Kalan arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Zor durumdan çıkmaya çalışıyoruz. Kime göre, neye göre. Güven oyu her zaman talep edilebilir. Tüzüğümüz bellidir. Biz elimizden geldiği kadar tüm camiamızın çözüm önerileriyle beraber, Türk futbolunda bütün kulüplerin içerisinde olduğu bu zor durumdan Galatasaray'ı çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu da tek başımıza değil, camiamızın desteğiyle yapmayı istiyoruz. Kolay bir dönemde olmadığımız çok aşikardır. Ancak en azından bu irademiz var. Elimizden geldiği, vakit verildiği sürece bunları yapmaya devam edeceğiz. Bu rakamlar gerçek değil. Bu projelerle ilgili gündeme getirilen rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Florya ile ilgili eğer genel kurula bir proje gelirse, çok detaylı bir şekilde gelecek. Genel kurulun alacağı karar zaten hepimizin kabul edeceği bir karar olacak. Ortada henüz sunulmuş bir proje yok. Çok pozitif şekilde farklı bilgiler görebilirsiniz. Riva ile ilgili bahsedilen rakamlar ortada yok. Bu rakamlar maalesef camiamızı yanlış yönlendiriyor. Çok büyük bir gelir gelme potansiyelini bir kenara bırakıyorum. Riva'da şu anda aldığımızın dışında ödediğimiz faiz sebebiyle gelirin hiç gelmeme hatta üstüne borçluk alma riskimiz var. Almamız gerekiyordu. O anda acil hareket edip o kulübü almamız gerekiyordu. Kulüp yatırımı açıktır. Arzu eden tüm Galatasaraylılar yatırımcı olarak katılabilir. Gizli bir organizasyon değil. Bir altyapımız var. Fakat 17-19 yaş gruplarından sonra dışarıya kiraladığımız çok fazla oyuncumuz var. Bu oyuncuların birçoğu alt liglerde oynuyor. Doğru dürüst bir bedel almadan kiralık veriyoruz. O takımlarda oynamıyorlar, gelişimlerini takip edemiyoruz. Amaç Galatasaray'ın altyapısında oynayan ve başka yerlere kiralık verdiğimiz oyuncuların gelişimini takip etmek ve onları daha zorlu bir ligde ilk 11'de oynatarak gelişimini sağlamak. Galatasaray'ın geleceği için yaptığımız hamleler. Bunlar da denetime açıktır. Çok yanlış buldum. Maalesef bir üyemiz, çok kıymetli Süleyman Bey ile ilgili hiç Galatasaray ortamına yakışmayacak bir takım cümleler kurdu. Biz o anda bir şeyler yapmaya çalıştık, ilk defa yaptığımız bir toplantıda belki bir gecikme olmuş olabilir. Özellikle ben şahsen bunun çok yanlış olduğunu, Sayın Süleyman Öztürk'ün Galatasaray'a çok büyük hizmetler verdiğini söyledim. Güzel geçen bilgilendirme toplantısını da bu tatsız ve talihsiz olaya indirgemememiz lazım. Ben orada gereken konuşmayı yaptım. Doğruyu ifade etmeye ve bu yanlışın altını çizmeye çalıştım. Ajans Spor. Galatasaray'dan disiplin kuruluna sevk. Ajans Spor haber. Galatasaray sokak Süleyman Öztürk'e yönelik yapılan konuşma hakkında açıklama yaptı. Konuşmayı yapan üye disiplin kuruluna sevk edildi. İşte detaylar. Galatasaray, yaptığı açıklama şu paylaşımı yaptı. Galatasaray Spor Kulübü'ne ve camiamıza uzun yıllar başarıyla hizmet etmiş Sayın Süleyman Öztürk'e yönelik dün gerçekleştirdiğimiz üye bilgilendirme toplantısında yapılan, Galatasaray kültürü ve değerleri ile asla bağdaşmayan saygısızlığı en güçlü biçimde kınıyoruz. Bu kapsamda yönetim kurulumuz bugün bir araya gelerek, 13.297 numaralı üyemizin oy birliği ile ve tedbirli olarak disiplin kuruluna sevkine karar vermiştir. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak camiamızda bu tarz bir üslubun hakim olmasına ve kabullenilmesine izin vermeyeceğimizi saygı ile paylaşırız. Üye ne demişti? Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz gün genel kurul üyeleriyle çevrim içi ortamda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Söz alan üye Burak Elmas'a Metin Öztürk'ü sözde şikayet ederek, başkanım düdükçü Süleyman'ın oğlu, kapıcının oğlu altına oyuyor, dedi. Toplantı buz keserken Burak Elmas da zor durumda kaldı. Metin Öztürk, sosyal medyadan tepki vermişti. Metin Öztürk ise bir mesaj yayınlayarak, 30 yıl adamızın müdürlüğünü yapan rahmetli babam Süleyman Öztürk'ün adını seviyesizce ağzına alan kişiyi ve dinlerken bu kepazeliğe ses çıkarmayan Burak Başkan ile yönetimini kınıyorum. Et Burak Elmasal çizgi tr et Remzi Sanver dedi. NTV Spor Galatasaray'ın gündemindeki ınaki pena kimdir, Barcelona neden gönderiyor? Galatasaray'da kaleci arayışları sürerken yeni bir isim gündeme geldi. Sport ve Mundo Deportivo gazeteleri, Barcelona B takımının kalesini koruyan Inaki Pena'nın Galatasaray'ın listesinde olduğunu iddia etmişti. A Spor ve Milliyet'e göre Galatasaray, Pena ile anlaştı. Genç file bekçisinin İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Galatasaray'ın transfer gündemindeki Inaki Pena kimdir? 1999 Alicant doğumlu Inaki Pena futbola Villarreal altyapısında başladı. Pena, 13 yaşındayken Barcelona altyapısına geçen genç file bekçisi 10 yıldır Katalan ekibi için oynuyor. 1.84 boyundaki Pena bugüne kadar ülkesi adına hemen hemen tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi. Pena son olarak U21 takımında da bir maça çıktı. Pena, Barcelona'da resmi maçlarda hiç A takım forması giymedi. Bugüne kadar A takım ile yalnızca birkaç hazırlık maçına çıkan futbolcu bunların ilkini 2020 yazında Gimnastik Tarragona karşısında yaşadı. Barcelona B ile bu sezon 9 maça çıkan genç futbolcu Kalesinde 8 gol gördü. Pena bu maçların 4'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Barcelona, Inaki Pena'yı neden gönderiyor? Mundo Deportivo'ya göre Barcelona genç file bekçisinden gelecekte faydalanmak istiyor. Katalan devi Inaki Pena'ya güveniyor ve gelişim sağlamasını planlıyor. Pena da A takım düzeyinde forma giymek ve tecrübe kazanmak istiyor. Ter Stigen ve Neto'nun varlığı nedeniyle mevcut şartlarda A takımda genç kaleciye yer açamayan Barcelona, oyuncuyu önemli bir kulübe kiralamak ve deneyim kazanmasını istiyor. Katalan ekibi sezon sonu kalecinin geri dönmesini isterken gelecek sezon kadroda yer alabileceği konuşuluyor. Inaki Pena transferinde Richard Segarra etkisi. Galatasaray'da İspanyol teknik direktör Domenek Torrent'in ekibinde yer alan kaleci antrenörü Richard Segarra uzun yıllar Barcelona'da çalıştı. Galatasaray'a katılana kadar 2003-2022 yılları arasında Barcelona'nın altyapısında 19 yıl görev yapan Segarra bu süreçte Inaki Pena ile de çalıştı. Sarı Kırmızılı ekibin İspanyol antrenörleri, Fernando Muslera'nın yokluğunda Inaki Pena'nın takıma katılması durumunda genç file bekçisinden faydalanmak istiyorlar. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast derdi.